Onlar TV ekranının sürükleyici macerası, bir zamanlar Çukurova'nın en yakışan çiftlerinden. Bu hafta Gülten Çetin ikilisine hayat veren Selin Genç ve Aras Şenol'la farklı ve eğlenceli bir zaman geçirmek niyetindeyiz. Dilerseniz yıllardır uyumlu bir rol arkadaşlığı sürdüren başarılı oyunculara birbirleri hakkındaki enteresan sorularımızı sormaya başlayalım. Önce hanımlar, sevgili Selin Genç, Aras Şenol'un her fırsatta yapmak için zaman yarattığı şeyler nelerdir? Aras gezip tozmayı çok seven bir çocuk. Yani sette boş bulduğu zamanlarda sürekli Ziya Paşa'da şurada burada yeni bir mekan keşfederken buluyorum hep onu. Onun dışında bisiklet sürer. Son zamanlarda patene merak salmıştı. Buraya gelirken de motorla gördüm. Aa falan oldum böyle, motor da sürüyormuş. Aynı soruyu Aras Şenol'a da sormak istiyoruz. Senin Genç'in ilgi alanlarından örnekler verebilir misin? Astroloji ile ilgilenmek. Okuduğunu biliyorum. Ve sosyoloji okumak. Peki sette boş vakitlerinde ne yapar? Sette boş vakitlerinde onu çalışırken görebiliriz. Ders çalışıyor, evet, genelde. O dediğim gibi sosyoloji üstüne çalışıyor. Ya da gülerken görebiliriz. Aras Şenol renkli kişiliğiyle sevilen bir oyuncu. Bakalım Aras Şenol bir renk olsa ne olurdu diye sorduğumuz Selin Genç, bu geniş yelpazeden hangi rengi seçecek? Aras bir renk olsa ne olurdu? Yeşil diyeyim. Peki Selin Genç bir renk olsa ne olurdu? Selin Genç bir renk olsa kesinlikle kahverengi olurdu. Bilmiyorum, o Selin'de böyle bir kahverengi havası var, gözlerinden dolayı herhalde belki de. Enteresan sorularımızla çok sevdiğimiz Selin Genç ve Aras Şenol'la olan eğlenceli soru cevap oyunumuz devam ediyor. Sırada yetenekli oyuncuların birbirlerine yakıştırdıkları şehirler var. Bir şehir olsa Adana olurdu herhalde. Neden Adana? Çünkü ilk tanışıklığımız Adana. O yüzden. Bir şehir olsa bilmem, İstanbul ya galiba, İzmir olabilir. Büyük şehir olurdu. Bir kere kesinlikle deniz olmalı yani onun olduğu şehirde. Dört mevsimi gören nadide ülkemizin her yanı ayrı güzel, her mevsimi ayrı tat. Mevsimlerle zorumuz yok, maksat sizleri daha iyi tanımak. Uzun lafın kısası, birbiriniz için bir mevsim seçin desek ne dersiniz? Bir mevsim olsa ilkbahar olurdu. Neden? Onun sebebi de bence saçları. Saçları ve enerjisi aslında. Sonbahar diyesim geldi, neden bilmiyorum. Çok duygusal sahne çektik de o yüzden böyle kodlandım ama yani sonbahar. Sıkıyor mu? Ya yok, sıkmıyor da böyle yamuk gibi duruyor. Bakıyorum. Şimdi olması lazım. Dur bakayım. Çetin biri görecek şimdi. Ya görsünler, ne olacak? Güzelim. Çetin. Ben de kendime çay koymuştum. Sana kısmetmiş. İçersin değil mi? İçerim, içerim. Sevgili Selin Genç ve Aras Şenol, güzel enerjiniz bize her bölümde geçiyor. Sette de, çekimler dışında da var olan dostluğunuz ve uyumunuza hayranız. Peki, o çok iyi bir arkadaş. Çünkü diyerek bir cümleye başlasak, acaba nasıl tamamlarsınız? Çok iyi bir arkadaş çünkü yani herkesle anlaşabilecek zeka seviyesinde bir kere. İletişimi güçlü ve iyi niyetli.
Selim Genç çok iyi bir rol arkadaşı çünkü çalışkan, çünkü anlayışlı, çünkü önerilere çok açık ve çünkü karşısındaki oyuncuyu dinleyen bir partner. İzin değil mi? Bir yerini falan çarpma. Yok yok, bir yerimi çarpmadım da korktum. Parası güzel olsun. Aklım başımda değil. Niye öyle bakıyorsun Çetin? Ya ne bileyim Bülten'im. Yani böyle üzgünden çok sinirli gibi bir halin var. Benim düşünceli güzel kalp yarım. Yıllardır her bölümü kaçırmadan izleyen, size gönülden bağlı kocaman bir izleyici kitlesi var. Gülten ve Çetin'in özel hayranları Gülçetçiler eminiz şu anda da ekran başında. Buradan Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine, sizi çok seven Gülçetçilere ne söylemek istersiniz? Sizi çok seviyoruz derdim. Bizi yalnız bırakmayın, hikayemizi izlemeye devam edin. Gülten ve Çetin'in hikayesi hız kesmeden devam ediyor. Bakalım, biz de bilmiyoruz nereye gidecek Gülten ve Çetin. Ben de onlarla beraber takip edeceğim. Bizi takipte kalsınlar.